Nasıl oldu Mina? Nasılsın? İyi misin? Oh! Ah! Oh! Allah! Nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Nasıl gidiyor? Ağrın var mı? Ağrın? Ağrın yok değil mi? Ne haber annesi? Nasılsın? Rayen. He, utanıyor ya. Rayen Muhammed. Ya, gittikli ya. Önem. İnşallah yarın veya bir gün göndereceğiz seni, tamam mı? Bukraklar. İnşallah. Bukra, İsmail daha yemek yiyecek, beslenecek ondan sonra. Tamam mı? Ama sen inşallah yarın gideceksin sen. Sen ne bittik yaşayın. Merhaba, naber? Nasılsın? İyi misin? Tamam. Bunu inşallah bugün veya Bukra çekeceğiz. Varıyorsa var. Varıyorsa var. Varıyorsa ora. Görüyoruz. Evlat. İyi, hadi bakalım. Sara, söyledi neydi? Sınırımızdaki savaştan dolayı gerçekten buranın çok yoğun olduğunu, yani zamanımızın çoğunu hastanede geçirdiğimizi gördüm. Yani yaklaşık 3-4 gün uyumadan burada hastaların başında ameliyatlarda, polikliniklerde hiç uyumadan zaman geçirdiğimi de hatırlıyorum. Yaklaşık günde böyle ağır vaka olarak 6-7 tane ameliyat yaptığımı biliyorum ama normal elektrik vaka olarak 20-25 tane ameliyat yaptığımı da biliyorum. Tabii ki bu aslında bir yorgunluk veriyor ama insana tabii ki aynı zamanda bir mutluluk, sevinç de veriyor. Çünkü bu insanlar orada şeylerini kaybetmişler, vatanlarını kaybetmişler, buraya geliyorlar. Bunlara tedavi vermek, hizmeti vermek gerçekten insana mutluluk veriyor, gurur veriyor. Çocukların yanında aileleri olmadığı için mutsuz oluyorlar. Tabii böyle olan çocuklarımızın da ailelerinin biz bazen resmi kanallar işleterekten ailelerini buluyoruz. Aileleri, çocuklar da mutlu oluyor ve iyileşme süreçleri de daha fazla, daha hızlı oluyor. Benim şu anda telefonla arayan, WhatsApp'tan her gün resimler gönderen, öpücükler yollayan, kalpler yollayan çok hastalarım var. Gerçekten seviyorum çünkü bunlar geldiği zaman 4-5 günde gitmiyorlar. Bunların ameliyatını yapıyoruz, yoğun baktığında kendimiz emek harcıyoruz, servise alıyoruz, besliyoruz, çıkarıyoruz. Yani çocuğumuz gibi oluyor bunlar gerçekten. Dillerimiz aynı değil ama gönüllerimiz bir.